Kriminalia'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davayla buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. 15.000 abone olmama çok az kaldı. Eğer abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Yine video like bırakarak da beni destekleyebilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında da yedek kanalımın linki olacak. Oradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlere Penn ailesi ve Jennifer Penn'den bahsedeceğim. 8 Kasım 2010 akşamında 24 yaşındaki Jennifer Penn, Ontario Macon'daki evinden 911'i aradı. Kendisinin evin üst katında bağlı olduğunu, ailesinin soyulduğunu, ebeveynlerinin alt katta tutulduğunu ve tabanca sesleri duyduğunu söyledi. Yetkililer geldiğinde annesi Biha Penn boynundan ve kafasından olmak üzere iki ayrı yerden vurulmuştu ve hayatını çoktan kaybetmişti. Babası Hoohan Penn ise biri yüzünden diğeri omzundan olacak şekilde yine iki yerinden vurulmuştu. Mucizevi bir şekilde Hoohan Penn henüz hayattaydı ve kendisi hastaneye kaldırılarak yapay komaya alındı. Yanlış giden bir soygun girişiminden yara almadan kurtulan tek kişi Jennifer'dı. Jennifer'ın ebeveynleri Hoohan ve Biha Penn 1979 yılında Kanada'ya yerleşen Vietnamlı siyasi mültecilerdi. O dönemler kendi ülkelerinde çıkan siyasi tartışmalar ve yoksulluk sebebiyle Kanada'ya yerleşmişlerdi. Burada kendilerine yeni bir sayfa açtılar. 17 Haziran 1986'da ilk çocukları Jennifer dünyaya geldi. Ardından 26 Eylül 1989'da ise oğulları Felix dünyaya geldi. Penn çifti çocukken çok yoksulluk çektikleri için kendi çocuklarını olabildiğince başarılı ve ileride gerçekten maddi açıdan sorun yaşamayacak şekilde yetiştirmek istiyorlardı. Bu yüzden çocukların üzerine çok düşüyorlardı. Amaçları sadece kendi yaşadıkları zorlukları çocuklarının yaşamaması, erişemedikleri güzelliklere çocuklarının erişmesi ama gittikleri yol çocuklarını bir noktada zorlayan bir yoldu. Jennifer ve Felix büyümeye başladıkça her geçen gün ailelerinin baskısı da artmaya başladı. Bu ailede en önemli gelen şey eğitimdi. Çocukların akademik anlamda çok başarılı olmasını istiyorlardı ve aynı zamanda okul dışı aktivitelerde, ileride onların işine yarayabilecek dallarda da çocuklarının başarılı olmasını istiyorlardı. Jennifer büyük çocuk olduğu için bu baskılar tabii ki Jennifer'da daha fazla yoğunlaşıyordu. Sosyal anlamda oldukça kısıtlıydı. Tek yapması gereken ders dışı aktivitelerde ve kendi derslerinde başarılı olmaktı. Aslında Hoohan ve Biha'nın ebeveynlikleri daha çok Kaplan ebeveynlik modeline uyuyordu. Kaplan ebeveynlik de şöyle bir şey. Yüksek başarı gösteren çocuklar yetiştirmek amacıyla katı ve otoriter yöntemlerin kullanımını ifade eden ve genellikle çocuğun partilerden, pijama partisi olur, arkadaşlarıyla yapabileceği sosyal aktiviteler olur. Bunlardan vazgeçerek ağırlıklı olarak başarıya odaklanmasını içeren bir kavram. Jennifer aslında başlarda ailesiyle bu konularda pek de sorun yaşamıyordu. Ders dışı aktivite olarak artistik patinaj yapıyordu ve dersleri de ortalamanın bir tık üzerindeydi. Yani çok da kötü seyretmiyordu. Bu yüzden evde fazla sorun yaşamıyordu ama aslında baskı yaşamaya yine de devam ediyordu. Çünkü ailesi notlarını birazcık daha yükseltmesini, artistik patinajda birazcık daha iyi olmasını istiyorlardı. Aslında ailesinin sırf bir spor dalıyla ilgilenmesini istediği için artistik patinaja başlamıştı ama bu Jennifer'ın gerçekten severek yaptığı bir şeye dönüşmüştü. Bundan cidden çok hoşlanıyordu ve çok iyi hazırlanıyordu. Hatta bir noktada kış olimpiyatlarına katılması da bekleniyordu ama maalesef ki kötü bir kaza yaşadı. Bir antrenman sırasında dizini incittiği için bağlarında sorun oluştu ve bundan kaynaklı da artistik patinaj yapamayacak duruma geldi. Bunu hobi olarak yapabilse bile aslında artık kış olimpiyatlarına ya da herhangi bir olimpiyata giremeyecekti. Bu noktada herhangi bir şekilde yarışmalara katılamayacaktı. Bu da artistik patinajın artık ailenin ve Jennifer'ın hayatında olamayacağı anlamına geliyordu. Çünkü hobi olarak bir şey yapması önemli değildi. Bir şeyde başarılı olması, onun üzerinden ya bir kariyer yapabilmesi ya da para kazanabilmesi gerekiyordu. Jennifer ancak böyle şeylere vakit ayırabilirdi. İşte bu hayal ortadan kalkınca aile artık tamamen Jennifer'ın derslerine yönelmesi gerektiğine karar verdi.
Hatta onun için bir meslek seçimi bile yaptılar. Jennifer'ın doktor olması gerekiyordu ve tıp fakültesini kazanması gerekiyordu. Ama Jennifer'ın dersleri gitgide kötüleşmeye başlamıştı. Ailesinin bundan haberi olmasa da yaşadığı bunalımlar, aile içerisindeki baskılar, artistik patinaj yapamayacak olması, bu gibi sebepler onu çok etkilemişti. Ve artık ders notları C'ye kadar düşmüştü. Ki bu aile için korkunç bir nottu. Tüm notlarının, tüm derslerinin A olması gerekiyordu. Jennifer bunu bildiği için ailesine C notlarını ya da D notlarını götürmek istemiyordu. Bundan kaynaklı kendisi bir plan kurdu ve notlarını A olarak değiştirmeye başladı. Karnesindeki notları, sınav kağıtlarını, bir şekilde ailesinin erişebileceği notlarının olduğu belgeleri sürekli değiştiriyordu. Bu şekilde ailesini resmen idare etmeye ve kandırmaya başladı. Aynı zamanda ailenin tek takıntısı aslında notlar da değildi. Onun bir erkek arkadaşı olmasını da istemiyorlardı. Çünkü eğer erkek arkadaşı olursa derslerinden uzaklaşacağını düşünüyorlardı. Ki haklıydılar. Jennifer'ın notlarının kötüye gitmesinin sebeplerinden bir tanesi de 11. sınıftan beri sevgili olduğu Daniel Wang'dı. Daniel'la okulda tanışmışlardı ve birbirlerinden gerçekten çok etkilenmişlerdi. Oldukça kısıtlı bir ilişki modelleri vardı. Çünkü Jennifer'ın ailesi fazla bir şekilde telefon kullanmasına ya da fazla bir şekilde dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Yine de bir şekilde bu ilişkiyi yürütmeye çalıştılar. Jennifer'ın lisesi bittiğinde aslında mezun olacağını düşünüyordu ama matematik dersinden kaldığı için liseden mezun olamadı. Bunu ailesine söyleyemezdi tabii ki ve bundan kaynaklı da yapması gereken tek bir şey vardı. Ailesine tekrar yalan söylemek. Ryerson Üniversitesi'nin tıp fakültesine kabul edildiğini söyledi. Hatta bununla alakalı kabul mektubu yazıp bir şekilde taklit bir mektup hazırlayıp ailesine de gösterdi. Aile gerçekten kızlarının onların istediği yere yerleşmesinden memnundu. Penn ailesi liseden bile mezun olamamış kızlarının üniversitede tıp okuduğuna gerçekten inanmıştı. Jennifer 2 yıl boyunca üniversiteye gidiyormuş gibi taklit yaptı. Her gün sanki derslere katılıyormuş gibi evden çıkıp gidiyordu. Genellikle bu sürelerde sevgilisi Daniel'la görüşüyordu. Bazen kütüphanelere gidiyordu, orada zaman geçiriyordu. Bazen yarı zamanlı işine gidiyordu, garson olarak çalışıyordu. Ve bazen de piyano eğitmeni olarak ders veriyordu. Bu şekilde harçlığını çıkarıyordu. Kazanmış olduğu bu paranın bir kısmıyla da kendisine okulda kullanabileceği, güya okulda kullanabileceği kitaplar almıştı ki bunları ailesine gösterebilsin. Okula gidiyormuş gibi davranırken inandırıcı olabilsin. Hatta YouTube üzerinden ve başka platformlardan ders videoları izliyordu ve onlardan not çıkararak, yani orada belirtilen şeyleri not kağıtlarına ya da kitapların üzerine yazarak ailesine ders çalıştığını da ispatlamaya çalışıyordu. İşte bu 2 yıllık sürenin sonuna doğru geldiğimizde Jennifer'ın ailesi bir detay fark ettiler. Jennifer kırmızı sıvıdan pek de hoşlanmıyordu. Yani fazla tahammülü olan bir şey değildi. Bu yüzden tıp kariyerinin Jennifer için çok da iyi olmayacağını fark ettiler. Aslında hala sağlık sektöründe olması gerektiğini düşünüyorlardı ama doktor ya da cerrah olamayacağını fark ettiler. Bu sebeple Jennifer'a yeni bir kariyer ataması yapıldı. Bu sefer farmakolog olması gerekiyordu. Jennifer'a bu fikirlerini açtılar ve o da hemen kabul etti. Ryerson Üniversitesi'ndeki ikinci senesini bitirdiğinde Toronto Üniversitesi'ne geçiş yapıp farmakolog olacağını söyledi. Hatta Toronto Üniversitesi'ne geçiş yapması gereken zaman geldiğinde babası işlerin yolunda gidip gitmediğini sordu. Üniversiteye kabul edilip edilmediğini sordu. Ve Jennifer da kabul edildiğini söyledi. Yine bir kabul mektubu yazdı. Bu mektubu ailesine göstererek onları ikna etmeye çalıştı. Jennifer bu rolü sürdürebilmek için transkriptler ve burs mektupları gibi sahte üniversite belgeleri üretmeye devam etti. Hatta ailesine çalışmalarının yanı sıra The Hospital for Sick Children'da gönüllü olarak çalıştığını söyledi. Bu 2 yıl boyunca Jennifer hala Daniel ile çıkıyordu ama onu sık sık göremiyordu. Yeni bir okula gideceği için ailesine, okula ve iş yerine daha yakın olacağı için arkadaşı Topaz'ın evinde fazlaca zaman geçirmesi gerektiğini söyledi. Bazı günler Topaz'da kalması gerekecekti. Ailesi de bunu kabul ettiler çünkü bir kızdı, yani herhangi bir sorunu olmazdı ve işine okuluna daha kolay bir şekilde gidip gelmesi oldukça makul bir istekti. Tahmin edeceğiniz gibi Jennifer arkadaşı Topaz'ın evinde değil Daniel'la beraber yaşıyordu. Bu şekilde Daniel'la daha fazla zaman geçirme şansı elde ettiler. 2008 yılına geldiğimiz zaman Jennifer'ın artık üniversiteden mezun olması gerekiyordu. Ailesi tabii ki mezuniyet törenine katılmak istiyordu çünkü bu onların gurur duyacağı bir gündü. Kızları sonunda istedikleri her şeyi yapmış ve istedikleri bölümden mezun olacaktı. Bundan kaynaklı törende kızlarının yanında olmak istiyorlardı.
Ama Jennifer bu isteklerine karşı mezuniyete gelemeyeceklerini söyledi. Çünkü mezun olacaklar çok kalabalıktı ve bu yüzden törende bir kısıtlamaya gidilmişti. Herkes sadece tek bir kişiyi çağırabilirdi ve Jennifer da mezuniyet törenine getirmesi gereken 3 kişi olduğundan ailesinde bunun yerine mezuniyet davetiyesini bir arkadaşına vermeyi seçti. Bundan kaynaklı da ailesi mezuniyete gelemeyecekti. Bu duruma gerçekten çok üzüldüler başlarda ama daha sonra bazı gariplikler fark etmeye başladılar. Bu olayla beraber Jennifer'ın annesi, Jennifer'ın hiçbir şekilde ne bir önlüğünü gördüğünü, ne okul kartını ne hastane kartını gördüğünü fark etti. Yani bir noktada Jennifer'ın belki de o yıl sınıfta kalmış olabileceğini ya da staja gitmesi gereken dönemden itibaren sınıfta kalmış olabileceğini düşünüyordu. Bu şüpheler sebebiyle bir gün Jennifer'a hadi seni iş yerine biz bırakalım, yani hastaneyi biz bırakalım dediler ve Jennifer da korksa da mecburen bunu kabul etmek zorunda kaldı. Beraber hastaneye girdiler ve Jennifer hastanenin önüne gelir gelmez hızlıca arabadan inip acil servise kaçtı, resmen kaçtı ve bir yerde saklanmaya başladı. Ailesi acil servise kadar onun peşinden gittiler ama gözden kaybolmuştu. Bir süre onu arasalar da bir türlü bulamadılar. Jennifer ise ailesi gidene kadar, gittiklerinden emin olana kadar saklandığı yerden asla çıkmadı. İşte bu olay ebeveynlerinin şüphelerinde haklı hissetmesine sebep oldu. Bunun üzerine Jennifer'ın arkadaşı Topaz'ı aradılar ve Jennifer seninle mi kalıyor gerçekten diye bir soru sordular. Bunun üzerine Topaz ise uzun bir süredir Jennifer'ı görmediğini söyledi. Aile o günün akşamında kızlarını kenara çekip bazı sorular sordular. Üniversiteye gitmiyor musun? Neden Topaz'da kalmıyorsun? Kiminle yaşıyorsun? Gibi şeyler soruyorlardı. Bunların karşılığında Jennifer ise bazı şeyleri itiraf etmek zorunda kaldı. Toronto Üniversitesi'ne hiç gitmediğini ve Topaz'ın evinde kalıyorum dediği sıralarda erkek arkadaşı Daniel'ın evinde kaldığını söyledi. Ama ailesine liseden mezun olamadığını ve Ryerson Üniversitesi'ne hiç gitmediğini söyleyemedi. Yalanlarının sadece bir kısmını kabul edebilmişti. Bu olay üzerine Huhan ve Bihan daha katı birer ebeveyn olmaya başladılar. Jennifer'ın telefonuna ve elektronik aletlerine el koydular. Ayrıca Daniel'dan kesinlikle ayrılması gerektiğini söylediler. Hatta baba Huhan Daniel'la ölene kadar bir daha hiç görüşemeyeceğini söyledi. Çünkü kızını bozan kişinin Daniel olduğunu düşünüyordu. Bir noktada Huhan Jennifer'ı evden bile atmaya karar vermişti. Ama bu konuda anne Biha birazcık daha anlayışlıydı ve babayı birazcık daha yumuşatmayı başardı. Belli şartlar koşuluyla Jennifer'ın evde kalmasına izin verildi. Bu şartlara göre de Jennifer dediğim gibi Daniel'la hiç görüşmeyecekti. Garsonluğu bırakacaktı, sadece piyano dersleri verebilirdi ve bir üniversiteye başvuru yapması gerekecekti. Bu şartlar altında Jennifer'ın evde kalmasına izin verdiler. Jennifer Daniel'dan kesinlikle ayrılmak istemiyordu. Bu yüzden Daniel'a olanları anlattı. Biraz daha az görüşebileceğiz. Telefonuma el koydular, o yüzden telefonla seninle pek iletişime geçemeyeceğim, evden fazla çıkamayacağım ama bir şekilde seninle ilişkimi sürdürmeye devam edeceğim dedi. Jennifer her ne kadar bunu göze alsa da bu Daniel'ın istediği bir şey değildi. Zaten yıllardır gizli bir ilişki sürdürüyorlardı, her şeyden kaçınıyorlardı ama artık birbirleriyle konuşamayacak bir noktaya gelmişlerdi. Böyle bir ilişkinin ilişki olmayacağına karar verdi ve Daniel Jennifer'dan ayrıldı. Üstüne üstlük birkaç hafta içerisinde yeni bir kızla görüşmeye başladı. Tabii ki bu sonuç Jennifer'ın beklediği bir şey değildi. İyice yıprandı ve daha fazla boşluğa düştü. Yıllardır beraber olduğu, çok sevdiği erkek arkadaşı bile ona sırt çevirmişti ve bu noktada Jennifer yavaş yavaş çarelerinin tükendiğini düşünmeye başladı. Bir gün Daniel'a karşı son bir hamle yapmaya karar verdi ve evine 3 adamın girdiğini, kendisini darp ettiğini söyledi. Ertesi gün posta kutusunda bir mermi bulmuştu. Ve bunu yapan kişi Daniel'ın yeni kız arkadaşıydı. Yani Jennifer Daniel'a böyle bir yalan uydurdu. Tabii ki Daniel bunların hiçbirisine inanmadı ve tamamen Jennifer'ın uydurması olduğunu anladı. Jennifer beklediği tepkiyi ya da ilgiyi Daniel'dan bulamamıştı. Birkaç ay sonra Jennifer çocukluktan beri tanıdığı Andrew isimli eski bir arkadaşıyla yeniden karşılaştı ve birazcık daha samimi olmaya başladılar. Bu samimiyet sırasında Andrew ailesiyle yaşadığı sorunları Jennifer'la paylaşmaya başladı ve bir noktada babasının hayatına kıymaya karar verdiğini söyledi. İşte bu Jennifer'ın beyninde
bir ampul yanmasına sebep oldu. Yaşadığı tüm olumsuzlukların sebebi ebeveynleriydi ona göre ve eğer onların hayatına son verirse her şeyden kurtulabilirdi. Normal bir hayat sürebilirdi, Daniel'ı tekrar geri kazanabilirdi. Hatta çalışmasına bile gerek olmazdı çünkü oldukça yüklü bir miras kalmış olurdu. Bir gün gidip Andrew'a ben de sanırım ailemin hayatına son vermek istiyorum, bunu nasıl yapabilirim diye sordu. Veya bunu yapabilecek birisi var mı dedi. Ve Andrew ise Jennifer'ı Ricardo isimli bir adamla tanıştırdı. Ricardo başta bu işi yapabileceğini söyledi ve ilk olarak 1500 dolarlık bir ödeme istedi. Jennifer bu ödemeyi piyano derslerinden biriktirdiği parayla yaptı ve gerçekten de Ricardo'ya verdi. Kararlıydı, bir şekilde anne babasının ortadan kalkması gerekiyordu. Ama Ricardo Jennifer'ı dolandırdı. Parayı aldı ve kesinlikle yapması beklenen işi yapmadı. Jennifer her ne kadar dolandırıldığını fark etse de bu işten vazgeçmeye pek de niyeti yoktu. Birkaç ay sonra Daniel'la tekrar yolları kesişti ve barıştılar, yeniden bir ilişkiye başladılar. Ve Jennifer bu ilişkiyi düzeltmek için Daniel'a anne babasını ortadan kaldırabileceğini, böyle bir fikri olduğunu anlattı. Daniel ise Jennifer'a yardım etmeye karar verdi. İkili bir plan kurdular ve ters gitmiş bir soygun gibi gösterecekleri bir plan hazırladılar. Bunu yapmak için de 3 kişiden yardım istediler. Lanford Crawford, David Milwaganum ve Eric Carty. Bu üçlü sanki eve bir soygun yapacak gibi gireceklerdi. Daha sonrasında Jennifer'ın ebeveynlerinin hayatına son vereceklerdi. Bu şekilde Jennifer ve kardeşi Felix'e yaklaşık 1 milyon dolar değerinde bir miras kalmış olacaktı. Jennifer bu suçu işledikleri içinse miras payından 3 adama 10'ar bin dolar ödeme yapacaktı. Planlarını uygulamaya karar verdiler ve 8 Kasım 2009 gecesi Jennifer saat 8 civarlarındayken odasından çıktı, aşağı katta televizyon izleyen annesinin yanına gitti. Ona iyi geceler diledi ve bu sırada çaktırmadan evin giriş kapısında aralık bıraktı. Ve daha sonra üst kata evin çalışma odası kısmına geçti. Dışarıda bekleyen tetikçilere haber verebilmek için lambayı 3 kere açıp kapattı. Bunun üzerine hemen 3 adam eve girdiler. Biha ve Huhan'ı bağlayarak evin bodrum katına indirdiler. Ve çok da bir zaman geçmeden ikiliyi yanlarına getirmiş oldukları tabancalarla ateş ettiler. Bu üçlü işi bitirdiklerini sanarak hemen evden koşarak uzaklaştı. Ve daha sonrasında Jennifer 911 operatörlerini aradı. Üst katta bağlı olduğunu, evlerine hırsızların girdiğini ve alt katta anne babasının olduğunu, oradan tabanca sesleri geldiğini söyledi. Bu arama sırasında Huhan'ın çığlığı da 911 çağrısına yansıdı. Ama Huhan hemen pes etmemişti. Bu olaydan sonra yani karısı yanında vurulmuş ve hayatını kaybetmişken bir şekilde kendisini toparladı. Kendisinin de 2 tane çok ağır derecede yarası olmasına rağmen evden çıkarak komşulardan yardım istedi ve o da 911 ekiplerine bir şekilde ulaştı. Huhan bu olaydan sonra tabii ki hastaneye kaldırıldı ama yaraları o kadar ileri boyuttaydı ki çok fazla acı çekiyordu. Bundan kaynaklı da tedavisi boyunca bir süre uyutulmasının yani yapay bir komaya sokulmasının daha iyi olacağı düşünüldü. Jennifer ise yapay komaya alınan babasının yanında 3 saat boyunca bekledi. Polis ekipleri tabii ki başlarda ne olduğunu bilmiyorlardı ama onlara da garip gelen bazı şeyler vardı. Mesela neden soyguncular Jennifer'a hiç dokunmamışlardı bunu anlayamadılar. Küçük bir çocuk da değildi üstelik. Yani kıyamadılar gibi bir durumun olması da çok mümkün değildi. Polis ekiplerinin 2 tane tanığı vardı. Birisi Huhan, birisi de Jennifer. Huhan yapay komada olduğu için de ilk olarak Jennifer'la görüştüler. Jennifer olan biteni polis ekiplerine anlattı. Ama bu polislerin kafasında daha çok soru işareti oluşmasına sebep oldu. Mesela Jennifer annesinin hayatına son veren ve babasının hayatına kasteden insanlardan bir noktada beyefendiler diye bahsediyordu. Sorguda sık sık duygusallaşıyor gibi görünüyordu ama asla bir gözyaşı dökmüyordu. Ayrıca polisler sorguda Jennifer'a 911 aramasını da sordular çünkü Jennifer'ın iddiasına göre o da bağlanmıştı. Bunu nasıl yaptın diye sorduklarındaysa Jennifer ellerinin şu şekilde arkadan bağlı olduğunu söyledi ve cep telefonu ise arka cebindeydi. Bu yüzden telefonunu çıkarabilmişti ve hemen bağlı elleriyle belinin tarafına doğru telefonu getirerek 911'i arama yapmıştı. Operatörü duyabilmek içinse telefonu son sese gelecek şekilde ayarlamıştı. Bu şekilde görüşmeyi sağlayabilmiş ve haber verebilmişti. Dedektiflere göre bu uçuk bir hikayeydi. Zaten Jennifer'dan şüphelenmeye başlamışlardı ama hiçbir şey de kanıtlamazdı. Anlattığı şey imkansız değildi. Çünkü uygulamalı olarak gösterebiliyordu. Tamam biraz zordu ama yapılması imkansız bir şey değildi.
Bu sebeple Jennifer'ı serbest bıraktılar. Birkaç gün sonra ise komadaki Huhan uyandırıldı. Hızlı bir şekilde ifade verebilecek duruma geldi ve hemen polis ekipleriyle görüştü. İşte bu noktada Jennifer'ın yalanları bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı. Huhan öncelikle yetkililere kızının anlattığına farklı bir olayı anlattı. Söylediğine göre Jennifer hiçbir zaman bağlanmamıştı. Hatta bu adamları önceden tanıyor gibi görünüyordu. Çünkü ara ara onlarla sohbet ediyordu. Yani bir şekilde konuşmaya devam ediyordu. Biha ve Huhan bağlandıkları zaman bu kişilere hayatları için yalvarıyorlardı. Ve bu sırada kızları bunları yapan kişilerle muhabbet ediyordu. Bu anlatılanlar oldukça şüpheli olduğu için ve Jennifer'ın anlattıklarıyla örtüşmediği için polisler Jennifer'da tekrar bir sorgu yaptılar. Bu sorgu yaklaşık 9 saat sürdü ve önceki kadar nazik bir sorgu değildi. Daha fazla baskı kurdular Jennifer'ın üzerinde. Ve Jennifer bir noktada kendince bazı şeyleri itiraf etmek zorunda kaldı. Söylediğine göre evet, o tetikçileri Jennifer tutmuştu ama kendisi için tutmuştu. Artık ailesini daha fazla hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu, yaşadığı hayattan memnun değildi ve kendi hayatına kıyabilecek cesareti de yoktu. Aslında birkaç kere denemeye karar vermişti, girişimlerde bulunmuştu ama bir şekilde becerememişti. Bu yüzden bunu kendisinin yapamayacağını anladığında bu iş için birilerini tutmaya karar verdi. Ama bir noktada yaptığı şeyden vazgeçmişti. Çünkü yavaş yavaş babasıyla arası düzeliyordu. Bunun için tetikçilerle görüşmeye çalışsa da bir şekilde görüşmeyi yanlış anlamışlardı ve Jennifer yerine ailesinin hayatına son verileceğini anlamışlardı. Bu yüzden Jennifer da şok içerisinde olanları izlemişti. Yani böyle bir şey yaşanacağından hiç haberi yoktu. Polisler tabii ki baba Huhan sayesinde Daniel'dan da haberdar oldular ve Daniel'da bir sorguya alındı. Daniel sorgusunda Jennifer'ın ebeveynlerinden kurtulmak için kendisinden yardım istediğini ama bu teklifi reddettiğini açıkladı. Ama eğer çok zor durumda kalırsan, ailen sana çok baskı yaparsa sana bunu yapabilecek bir adamın numarasını verebilirim demişti. Bu kişi de Lanford Roy Crawford'dı. Ki zaten bu bilgi üzerine Lanford, Daniel ve Jennifer arasındaki mesaj alışverişi kontrol edildiğinde çoğu şey de ortaya çıktı. Yüzlerce mesaj vardı. Jennifer, Daniel, Lanford, David ve Eric birinci derece kişinin hayatına son verme, buna teşebbüste bulunma, hayata son verebilmek için komplo kurmakla suçlandı. Jennifer, Daniel, Lanford ve David suçlu bulundu ve 25 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eric'in davası avukata hastalandığı için ertelendi. Ayrıca Eric diğerlerine göre daha işbirlikçiydi. Bundan kaynaklı ise kendisine 9 yıl sonra şartlı tahliye olasılığıyla 18 yıllık bir hapis cezası verildi. Jennifer'ın babası ve erkek kardeşi ise mahkeme kararıyla Jennifer'ın 20 yıl boyunca kendileriyle herhangi bir iletişim kurmaması için uzaklaştırma kararı çıkardılar. Onu hiçbir şekilde görmek istemiyorlardı ve yaptıklarından kaynaklı onu affedemiyorlardı. Yine de babası hapishanede geçireceği sürenin kendisini daha iyi birine dönüştürmesi adına kızı için dualar ediyordu. Evet, bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Düşüncelerime gelecek olursak, evet Jennifer da kolay bir ergenlik geçirmemiş ama o ne yaşıyorsa aslında Felix de benzer şeyleri yaşıyordu. Felix'in de hayatı zordu ve o bu yolu seçmedi. Çok iyi anlayabiliyorum baskıcı ebeveyn ne demek. Emin olun çok iyi anlıyorum ama bazı şeylerin çözümü bu değil. Karşı çıkabilirsiniz, kötü bir evlat olabilirsiniz. Yani kötü derken ebeveyninizin gözünde tembel olarak, ders çalışmayarak, asi olarak da bir şekilde karşı çıkabilirsiniz. Ama Jennifer bunları seçmedi. Jennifer herhangi bir şekilde ebeveynlerinin gözünde kötü çocuk olmak istemiyordu ve onlara yalan söyleyerek yıllarca oyalamaya çalıştı. Yalanları ortaya çıktıktan sonra da artık daha fazla katlanamayacağını düşünüp onların hayatına son verdi. Kolay bir yaşam istiyordu, herhangi birinden kötü bir söz duymak istemiyordu, çalışmadan parası olsun istiyordu ve tüm bunlar ebeveynlerin hayatına son vermesine sebep oldu. Bu aileye rağmen başarılı bir çocuk olmak zorunda değildi, tamamen onları reddedip gidebilirdi, kendi ayaklarının üzerinde durabilirdi. Birçok alternatifi vardı ama bunların hepsi zor yoldu. Jennifer bu yüzden farklı bir yolu seçti. O yüzden dediğim gibi yaşadığı zorluğu anlayabiliyorum ama yaptığı şey asla kabul edilebilecek bir şey değil ve yaşadıkları bunun mazereti olamaz. Sizler de düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz.
Ayrıca kanalın katıl linki de açıklamalar kısmında olacak. Dilerseniz kanala katıl üyesi olabilirsiniz. Evet, düşüncelerim dahil videoda anlatacağım her şey bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.